ETV Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız sevgili seyirciler. Manisa, Yunus Emre ilçesi Belediye Başkan Yardımcısı Kılıçkaya, TOKİ ile Yunus Emre Belediyesi işbirliğinde Akgedik bölgesinde yapımı devam eden Yunus Kent TOKİ projesine ilişkin bir basın toplantısı düzenledi. Kılıçkaya, organize sanayi bölgesinden başlayarak Akgedik ve Gürle TOKİ projeleri şantiye alanında basına detaylı açıklamalar yaparak önemli bilgiler verdi. Şuradaki 1000 konuta 8000 kişi para yatırdı. Yunus Emre Belediyesi Başkan Yardımcısı Kılıçkaya, TOKİ ile Yunus Emre Belediyesi işbirliğinde Akgedik bölgesinde yapımı devam eden Yunus Kent TOKİ projesine ilişkin bir basın toplantısı düzenledi. Kılıçkaya, organize sanayi bölgesinden başlayarak Akgedik ve Gürle TOKİ projeleri şantiye alanında basına detaylı açıklamalar yaparak önemli bilgiler verdi. Konutlarımız hemen hemen bitmek üzere, hedefimiz yıl sonunda teslim etmek. İşin devamı açısından takip edenler bilir. Mayıs ayının 27'sinde Akgedik toplu konut alanı ikinci etap birinci kısım ihalesini yapmıştık. Onu da arkadaşlarımız çekebilirsiniz. Vinçlerimizi görüyoruz. Bununla ilgili temel kazılarını görüyoruz. Yer teslimi yapıldı. Müteahhit firma çalışıyor. Ağustos ayının 3'ünde de ikinci etapın ikinci kısmı. İkinci etap biraz büyük olduğu için birinci etap 1100 konuttu. İkinci etap 1584 konut. İkiye ayrıldı. Hani daha feasible çalışılsın, iki ayrı müteahhit çalışsın diye. Onun da ihalesi Ağustos'un 3'ünde bir gecikme olmazsa eğer. Toplamda 1584 konutta fiilen başlamış olacak. Ağustos sonunda eğer herhangi bir gecikme olmazsa yer teslimi yapılacak. Yalnız bu Ağustos teslim dediğimiz altyapıların bitirilmesine bağlı. Şu anda şu pembeyle gördüğümüz İkinci etap ihale sınırı. Şu anda sağımızda vinçlerin çalıştığı, iş makinelerinin temellerini kazdığı. Şurası da hemen turuncuyla gösterdiğimiz. Bu da Ağustos ayında yapılacak olan üçüncü ihale. Bunlar fiilen bakın bir ahenkle yapılıyor. Yani inşaatlar birbirlerini etkilemesin diye. Şu maviyle gösterdiğimiz yer üçüncü etap. Şu sarıyla gösterdiğimiz yer de dördüncü etap. İhale proje çalışması. Aslında burada bir şehir kuruyoruz. Manisa bize uzak diyebiliriz. Yani şehir büyüyor. Manisa'nın adı büyük şehir oldu. Bununla doğru orantılı büyüyor. Normalde burası Menemen yolundan geldiğimiz zaman 10-13 kilometre. Yani bu aslında bir uzak değil. Ama aslında yeni bir şehir kuruyorsak şehrin ulaşılabilir olması lazım. Bağlantı yollarının çeşitli ve alternatifli olması lazım. O hizmeti sağlamak adına birincisi Menemen yolu ana bağlantı güzergahımız. İkincisi Akgedik bölgesinden ve Gürle toplu konut alanını onu da gezdik. Organize sanayi bölgesine bağlayan bulvarımız ki bitiyor. Onun da yıl sonunda bitecek inşallah. Onunla beraber Laleli Kavşağı'ndan çıktığınız zaman 9 kilometre sonra 25 metrelik bulvarla Akgedik ve Gürle toplu konut alanına bağlamış oluyoruz. En uç noktalara. Organize sanayi bölgesi Hasan Türek bulvarını buradan önce Gürle toplu konut alanına, arkasından da Akgedik toplu konut alanına bağlayan ikinci yol, alternatif yol. Yani insanlarımızı 5000, 10000 insan oraya konut yapıyorsun. Hadi gidin Menemen yoluna trafik oluşturun. Böyle bir mantık olmaz. Hesaplayacaksın, bu iş hesap kitap işi. Burada bu kadar insan gelecek, bu kadar konut gelecek, bu kadar araba gelecek, bu kadar ticari günlük nüfus artışı ve araba artışı olacak. Bunları hesaplayıp alternatif bağlantı yollarını oluşturmanız gerekiyor. Bakın gördüğümüz, hani bugün bu tozu burada hissedin istedik. Bu yapılanları hissedin istedik. Dağlar yarılıyor adeta. Gördüğünüz gibi. Bu yol aynı şekilde Kayapınar, Emrakdere, Gürle yoluna devam ediyor. Bakın. Az sonra bu yolun öbür ucuna da gideceğiz. Buradaki amacımız ne? Menemen yolu, oradan TOKİ'ye girdik. Bu servis yolundan Gürle Kayapınar Emlakları yoluna bağlandı. Türkiye için Batı Anadolu çevre yolu neyse, ne bileyim İzmir İstanbul duble yolu neyse veya ne bileyim İzmir Çanakkale yolu neyse, bizim için de çevre yolundan Menemen yoluna açtığımız bu alternatif yol
şehir için aynı manaya geliyor. Akgedik ve Gürle projeleriyle ilgili Yunus Emre Belediye Başkan Yardımcısı Kılıç Kaya'nın proje sahalarındaki basın açıklamasının ardından Yunus Emre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ve Başkan Yardımcısı Kılıç Kaya öğle yemeği için Gürle Alabalık tesislerinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Manisa'ya ve Manisalı vatandaşlara hayırlı olsun sevgili seyirciler. İzmir'e bağlı Bayındır ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alma çalışmaları tüm hızıyla devam ederken yangın Manisa'nın Turgutlu ilçesinin sınırına ulaştı ve sınırda bulunan iki köy tahliye edildi. Rüzgarın etkisiyle yayılan ve Bayındır, Ödemiş, Turgutlu arasında etkili olan yangın Turgutlu ilçesinin Kabaçınar ve Karaköy köylerini etkisi altına aldı. Bu köylerdeki vatandaşlar çevre köylere ve Turgutlu ilçesindeki yurtlara tahliye edildi. Bayındır'ın Kızılkeçili ve Ovacık mahalleleri arasında bulunan Lütuflar mevkisi yakınlarında ormanlık alanda geçtiğimiz salı günü saat 16 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın halen söndürülemedi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangın Turgutlu ilçesi sınırlarına girdi. Yangından kaynaklanan yoğun duman bulutu Karaköy ve Kabaçınar mahallelerinde yoğun şekilde hissedildi. Köy halkı otobüslerle çevre köylere ve Turgutlu'daki yurtlara tahliye edilmeye başlandı. Turgutlu Kaymakam Vekili Yunus Emre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu bölgeye gelerek çalışmaları takip etti. Bölge müdürlüğü ekiplerimiz çalışmalarını, o yangınla mücadele çalışmalarını yürütüyorlar. Her iki köyümüzde de zarar gören ev yok, zarar gören vatandaşımız yok. Ölü yaralı söz konusu değil. İhtiyaten iki yatalak durumdaki vatandaşımız, birisi hastaneye, birisi yakınlarının yanına sevk edildi. Yer yer 3-4 metre civarında yaklaşan yerler var. Kesin söylemek tabii şu anda mümkün değil, uzaktan görebildiğimiz kadarıyla. Ama şu anda evlerden olsun, vatandaşlarımızdan olsun, köydeki vatandaşlarımıza ait hayvanlardan olsun zarar gören yok. Akşamüstü zarar görme ihtimali olanları da arkadaşlarımızın gayretiyle daha güvenli yerlere sevk sağlandı. İzmir'in Bayındır ilçesinde iki gün önce başlayan orman yangınının Manisa'nın Turgutlu ilçesine sıçramasıyla birlikte tahliye edilen iki mahallede endişeli bekleyiş devam ediyor. İzmir'in Bayındır ilçesine bağlı Lütuflar ve Kızılkeçili mahalleleri arasında iki gün önce başlayan orman yangını rüzgarın etkisiyle birlikte Manisa'nın Turgutlu ilçe sınırına kadar ilerledi. Havadan 8 uçak, 8 helikopter ve 15 dozer, 125 arazözle müdahalelerin devam edildiği yangının kontrol altına alınma çalışmaları devam ediyor. 500 hektarlık alanda etkili olan yangının Manisa'nın Turgutlu ilçe sınırına dayanması nedeniyle dün akşam saatlerinde tahliye edilen Turgutlu'ya bağlı Kabaçınar ve Karaköy mahallelerinde vatandaşların endişeli bekleyişleri devam ediyor. Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Biz nihayetinde dün akşam Kabaçınar ve Karaköy mahallelerimize kadar ulaştık. Tabii bu meyanda hem orman işletme şefliğimiz, Turgutlu Kaymakamlığımız, valiliğimiz, belediyemiz, büyükşehirimiz ve bütün imkanlarımızla biz bu felaketi en çabuk şekliyle atlatılmasına dair önlemler almaya çalıştık. Yangının söndürülmesine dair bütün ekiplerimizle yine olay mahallindeydik. Tedbiren köyler boşaltıldı, bağlar boşaltıldı, hayvanların canlı hayvanların tahliyeleri yapıldı. Bütün özellikle erkeklerimiz yangına müdahale anlamında ayrılmadılar. Fakat risk ihtiva eden yaşlılar, çocuklar, gençler, kadınlarımızın tahliyesi konusunda Büyükşehir Belediye'mizin de araçları buradaydı. Onlarla beraber onlar kendileri daha güvenli bir noktaya taşındılar. Şu an son durum
Turgutlu ve özellikle Manisa sınırında, yani bizim kendi sınırlarımız içerisinde göründüğü kadarıyla 100 hektarlık bir alan yanmış durumda, zarar görmüş durumda. Bununla ilgili tabii diğer tarafta hali hazırda bizim sınırlarımızda görünen şu an bir yangından ziyade bir soğutma çalışması başladı. Yani benim özellikle ricam, yaz döneminde herkesin bu konuda çok hassas ve dikkatli olması. Bu vesileyle ben kamuoyuna bir kez daha bu hususta daha dikkatli olmaya vatandaşlarımızı özen göstermeye çağırmak istiyorum aracı. Manisa Büyükşehir Belediyesi mütevelli ile Yeni Harmandalı arasındaki alternatif yolu asfaltlamaya başladı. Saruhanlı güzergahına göre mütevelli ile Manisa arasındaki yolu 10 kilometre daha kısaltan bağlantı yolu tarım arazilerine de olan ulaşımı kolaylaştıracak. Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Fevzi Demir, Yol Şube Müdürü Kurtuluş Kuruçay, Manisa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Süleyman Kahramanlar'la birlikte mütevelli Manisa'ya bağlayan alternatif yol üzerindeki asfalt çalışmalarını takip etti. Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Fevzi Demir, 2017 asfalt sezonunun 1,5 ay önce başladığını belirtti. Şimdi tabii 2017 asfalt sezonu yaklaşık 1,5 ay önce başladı. Kendi ekiplerimizce aciliyet arz eden yolları kendi ekiplerimizle, asfalt ekiplerimizle yapmaya başladık. Çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor. İlçemizin Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi arkadaşlarımız Süleyman Bey başta olmak üzere dile getirmişlerdi. Bunu ilgili arkadaşlarımız, teknik personelimiz yerinde yapılan incelemeler neticesinde geçen yıl burada bir iyileştirme çalışması yapıldı. Zemin iyileştirilmesinden sonra da sezonun açılmasıyla beraber asfalt dökümüne kendi ekiplerimizle devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Süleyman Kahramanlar da asfalt ekipleri tarafından sürdürülen çalışmanın mahalle halkını sevindirdiğini belirtti. Mütevelli halkı adına ve tüm vatandaşlarımız adına başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün olmak üzere Yol Şube Başkanımız Fevzi Demir ve Yol Şube Müdürümüz Kurtuluş Bey bütün ekibine mütevelli halkı adına ve bütün vatandaşlarımız adına çok teşekkür ediyoruz. Şehzadeler Belediyesi tarafından Kuşlu Bahçe Mahallesi'nde yapılan Şehit Ömer Halis Demir Parkı mahalle halkı tarafından yoğun ilgi görüyor. Park sayesinde rahat bir nefes aldıklarını ifade eden mahalle sakinleri Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'e teşekkür ettiler. Kuşlu Bahçe Mahallesi'nde tamamı Şehzadeler Belediyesi imkanlarıyla yapılan Şehit Ömer Halis Demir Parkı mahalle halkı tarafından yoğun ilgi görüyor. Havaların sıcak olması nedeniyle gece geç vakitlere kadar parkı dolduran vatandaşlar, mahalleye kazandırılan yeni park alanı nedeniyle Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve belediye çalışanlarına teşekkür etti. Kuşlu Bahçe Mahallemizde atıl durumda bulunan Ömer Halis Demir Parkı'nı Şehzadeler Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik Kuşlu Bahçe Mahallemize kazandırdığı için kendisine şahsım ve mahallem adına çok çok teşekkür ediyorum. Şehzadeler Belediyesi olarak 65 mahallede yaşayan 170 bin vatandaşın tamamının daha güzel bir Şehzadeler'de yaşaması için çalıştıklarını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, bilindiği gibi Kuşlu Bahçe Mahallemizde böylesine bir sosyal donatı alanının eksikliği hissediliyordu. Şehzadeler Belediyesi olarak tamamen belediyemizin iş makineleri, çalışanları ve imkanlarıyla atıl durumda bulunan alanı park alanına çevirerek ismini de 15 Temmuz kahramanı olan Şehit Ömer Halis Demir koyup halkımızın hizmetine sunmuş olduk. Bu şekilde hem 15 Temmuz kahramanımızı gelecek nesillere aktarma imkanı bulduk hem de Kuşlu Bahçe Mahallemize güzel bir park alanı yapmış olduk. Yaz aylarının çok sıcak olması nedeniyle Şehit Ömer Halis Demir Parkı vatandaşlarımız tarafından yoğun ilgi görüyor. Geceleri evinde hazırlamış olduğu ikramlarla parka gelen vatandaşlarımız çocuklarıyla birlikte gece geç saatlere kadar burada rahatça vakit geçiriyorlar. Bu güzel parkın yapımında emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyorum dedi. Hayrettin Hayri Tokmakçı, bilindiği üzere 6 Haziran 2017'de Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'in oluru ile
Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü görevine vekaleten atanmıştı. Atandığı tarihten bu yana görevinin başında olan Hayrettin Hayri Tokmakçı, Manisa İl Spor Müdürlüğü yönetim kadrosu, federasyon il temsilcileri ve basın mensupları ile Oreko Otel'de kahvaltıda bir araya geldi. Yapılan bu faaliyetler, sizin emekleriniz, uzun yıllardan beri edinmiş olduğunuz tecrübeler var. Manisa'daki görevine başladıktan sonra yönetim kadrosunda bazı değişiklikler yapıldığını kaydeden Hayri Tokmakçı, federasyonlarında başkan değişikliğine gittiklerini belirtti. Manisa ilimizde spor altyapısıyla ilgili çalışmaları, eksiklerin neler olduğunu biliyoruz. Uzun yıllardır içerisinde olduğumuz için hem merkez hem ilçelerle bu altyapıların en kısa sürede çözüme kavuşturulması için var gücümüzle çalışmaya başladık. 6 Haziran'da göreve başladık. 5 gün sonra ilgili arkadaşlarımızla birlikte Ankara'ya gittik. Hemen genel müdürlükte görüşmeler yaptık. Nasip kısmet spor bakanımız değişti biliyorsunuz. Yani bizim bu görevimizin ne kadar süreli olacağını da tabii bilemiyoruz. Hani inşallah uzun yıllar biz her kademede hizmet etmek için, spor camiasına hizmet için, halkımıza hizmet için buradayız. Elimizden geldiğince en iyisini sizlerle birlikte yapmak istiyoruz. Yıllardan beri 12 yıldır Manisa'da aktif spor yapıyoruz. Görme engelliler alanında ilk defa da futbola bu yıl katılacağız. Önümüzdeki hafta çarşamba günü, madem ki ASFK başkanımız da burada, biz futbol konusunda çok eksiği ve yoksunuz. Madden ve manen desteğe ihtiyacımız var. İl müdürlüğümüzden ve futbolla ilgilenen arkadaşlardan ilgi ve destek bekliyoruz. Teşekkür ederim. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Tokmakçı 2017-2018 yeni sezonu içinde Akhisar Belediyespor'la sözleşmesi süren 19 Mayıs Stadyumu'nun kale arkalarının kapatılması ile ilgili müjdeler de verdi. Arkadaşlar ondan önceki gün Beden Eğitim Spor Yüksek Kurulu'yla görüşmelerimizi yaptık. İsmi değişti. Beden Eğitim Spor Fakültesi olduğunu biliyorsunuz. Yönetimdeki hocalarımızla görüştük. Bizim tabii kendimize ait bir atletik pistimiz bu merkezde yok da hani Atatürk Olimpik Yüzme Kompleksinin üst tarafında var. Tabii merkezden vatandaşların oraya gitmesi kolay olmuyor. Hani buradaki merkezdeki vatandaşlarımızın yürüyüş, koşu gibi aktivitelerini yapabilmeleri için Beden Eğitim Spor Yüksek Kurulu'nun atletik pistiyle ilgili görüşmeler yaptık. Günün belli saatlerinde, mesela sabah erken saatlerinde halkımızın yoğun olarak kullandığı işte 6 ile saat 8 arasında birkaç tane antrenör arkadaşı görevlendireceğiz. Antrenörlerin gözetiminde halkımızın spor yapmasını sağlayacağız. Manisa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 17 ilçe merkezi ve mahallelerinde yürüttüğü çalışmalarla vatandaşların daha sağlıklı ve kaliteli yaşam sürmesini sağlıyor. Maski Genel Müdürlüğü Turgutlu ilçesinde içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarıyla birlikte içme suyu sondajları, atık su arıtma tesisi, dere ıslah çalışmaları kapsamında önemli yatırımlara imza attı. Maski Genel Müdürlüğü 101 Mahalle Projesi ile ilçedeki 8 mahallenin altyapısını yeniledi. Irlamaz, Akçapınar, Hacı İsa'lar, Kabaçınar, Karaköy, Kuşlar, Ören ve Yunusdere mahallelerinde toplamda 25 kilometre içme suyu hattı ve 22,5 kilometrelik de kanalizasyon hattı sağlıklı hale getirildi. 154 Mahalle Projesi ile de Urganlı, Avşar, Çampınar, Çatalköprü, Dağ Yeniköy, Çıkrıkçı, Kurudere, Yeniköy, Musacalı, Sarıbey, Güney, Kayrak, Çepnidere ve Çepni Bektaş mahallelerinin altyapısı yenilenecek. Maski Genel Müdürlüğü Gediz ve Bakırçay havzalarını özlenen günlerine kavuşturmak adına da önemli projelerinden biri olan atık su arıtma tesislerini hayata geçirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda 46 milyon lira maliyetle inşa edilen Turgutlu Atık Su Arıtma Tesisinin açılışı da gerçekleştirildi. Maski Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, Turgutlu ilçesindeki muhtelif mahallelerde 8.920 metrelik ana kanalizasyon döşemesi ve Mimar Sinan Caddesi ile diğer mahallelerde 905 metrelik yağmur suyu hattı döşeme çalışmasını tamamlayarak sağlıklı altyapılar inşa etti. İlçede ayrıca Albayrak Mahallesi'nin yağmur suyu sorununa neşter vurmak için 1200 metrelik hat döşeme çalışmasına başlandı. Turgutlu'nun Ergenekon Mahallesi'nin de 5,5 kilometrelik içme suyu hattı döşeme çalışmaları tamamlanarak sıkıntılar ortadan kaldırıldı.
spor haberleriyle devam ediyoruz sevgili izleyenler. Süper Amatör Ligi şampiyon tamamlayıp bölgesel amatör lige çıkan Yunus Emre Belediyespor 2017-2018 sezonu öncesi sahaya indi. İlk antrenmanını gerçekleştiren futbol takımını ziyaret eden Yunus Emre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, "Yarınlarımız adına gençlerimize sahip çıkacağız. Gelecek nesiller için belediyecilik yapıyoruz." dedi. Yunus Emre Belediyespor yeni sezon öncesi ilk antrenmanını Kareli tesislerinde gerçekleştirdi. Yunus Emre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi yeni sezon öncesi takımı yalnız bırakmadı. Başkan Çerçi'ye AK Parti Yunus Emre İlçe Başkanı Zafer İkinci, Yunus Emre Belediye Başkan Yardımcıları Can Mercül ve Mustafa Dandin, Yunus Emre Belediye Spor Başkanı Arif Alkan ve Yönetim Kurulu üyeleri ve daire müdürleri eşlik etti. İçerimiz var, belediye başkanı. Arkamı kalmış. Can Mercül. Kesilen kurban ve edilen duaların ardından söz alan Yunus Emre Belediye Spor Başkanı Arif Alkan, Yunus Emre Belediye Başkanı Doktor Mehmet Çerçi'nin kendilerine her zaman destekte bulunduğunu vurguladı. Bizlere bu tesisleri, bu imkanları sunan öncelikle Doktor Mehmet Çerçi'ye, belediye başkanımıza sizlerin huzuruna çok teşekkür ederim. Allah bir kez razı olsun. Yani dimdik arkamızda bu zamana kadar 3 yıldan beri spor kulübümüzün bugüne kadar gelmesinin en büyük vesile olan kişi. İlçe başkanımız Zafer İkinci abim var. Partimizin, o da bizi bugün yalnız bıraktı. Ona çok teşekkür ediyorum huzurlarınızda. Yunus Emre Belediye Başkanı Doktor Mehmet Çerçi futbolculara seslenerek gelecek nesiller adına sporculara ve çocuklara sahip çıktıklarını kaydetti. Çocuklarımıza ulaşacağız, gençlerimize ulaşacağız. 3 yıllık bir belediyeyiz. Yaklaşık 2,5-3 yıllık bir kulübüz. Ama şu anda 1800 tane sporcumuz var arkadaşlar. Belki bilmiyorum. Gençlerimize ulaşacağız, çocuklarımıza ulaşacağız. Toplumun geleceği için, milletin, devletin geleceği adına, yarınlarımız adına biz bu işlere el attık. Başkan Çerçi ve beraberindekiler daha sonra Kareli Spor Tesislerinde bulunan yaz futbol okulunda eğitim gören çocukların antrenmanını izledi ve onlarla uzun uzun sohbet etti. Evet, bak. Şehzadeler Belediyesi Gençlik Spor Kulübü sporcuları Kuşadası ve Nevşehir'de yapılan Muay Thai şampiyonalarında şampiyon olan sporcuları makamında ağırladı. Şehzadeler Belediyesi Gençlik Spor Kulübü sporcularının her geçen gün yeni bir başarıya imza attığını ifade eden Başkan Çelik, dereceye giren sporcuları ve antrenörlerini tebrik etti. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik geçtiğimiz günlerde Kuşadası'nda yapılan Muay Thai Altın Kemer Şampiyonası'nda şampiyon olan Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları Gülce Özdenli ve Beyza Nur Karabiber'le Nevşehir'de yapılan Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon olarak Ağustos ayında Tayland'da yapılacak olan Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan Damla Dinçer ve Betül Durmuş'u makamında kabul etti. Yapılan ziyarette sporcuların yanı sıra Şehzadeler Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Başkanı Ali Özyiğit, Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Demir Arslan ve Muay Thai antrenörü Ediz Barış katıldı. Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuların ferdi branşlarda her geçen gün yeni bir başarıya imza attığını ifade etti. Belediyemizin spor kulübünün çok değerli sporcuları yine büyük başarılara imza attılar. Aydın Kuşadası'nda gerçekleştirilen profesyonel Muay Thai Altın Kemer Şampiyonası'nda şampiyonlarımız Gülce Özdenli ve Beyza Nur Karabiber'i bugün burada misafir ettik. Altın kemerleriyle beraber bizi ziyarete geldiler. Kendilerini kutluyorum, tebrik ediyorum. Yine aynı zamanda Nevşehir'de gerçekleşen Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon olarak Ağustos ayında Tayland'a yapılacak olan Dünya Şampiyonası'na katılacak olan Damla Dinçer ve Betül Durmuş kardeşlerimi de yürekten kutluyorum, tebrik ediyorum. Birlikte ferdi amatör spor branşlarında ciddi başarılar elde ediyoruz. Avrupa Şampiyonası, Türkiye birincilikleri, bölge birincilikleri, birçok madalyaları, kupaları belediyemizin sporcuları elde ediyorlar. Ben tüm sporcularımızı diyorum. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ziyaret esnasında Muay Thai sporcuları Gülce Özdenli, Beyza Nur Karabiber, Damla Dinçer ve Betül Durmuş'a birer adet altın ve çeşitli hediyeler takdim etti.
ETV Ana Haber Bülteni ile karşınızda olduk. Yarın yepyeni bir gün, güzel bir başlangıç olsun sizler için. İyi akşamlar efendim.